Selamun aleyküm arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomun konusuna ismi gibi güzel olan cam güzeli çiçeğimi almak istedim. Bana 2 ay öncesinde annemden geldi. Annemden geldiğinde boyu şu kadardı. Bana geldikten sonra da bu kadar daha uzadı. Kenarlardan bakın, bir şurada da 3 tane daha var. Görünmüyordur belki ama dal çıkardı ve bir sürü de yaprak çıkardı. Bakın gayet gür. Buradaki yaprakların renginin açık olması kesinlikle solduğu anlamından değil. Yapraklar gayet diri ve canlı. İlk taze çıkan yapraklar olduğu için başta açık yeşil, daha sonrasında koyu yeşile dönüyor. Zaten büyütenleriniz de bilir bunu. Şimdi bakımından bahsedelim birkaç tane ve videomu tamamlayayım artık. Birinci şart arkadaşlar, sıcaktan hiç hoşlanmıyor. Serin ortamda tutmanız gerekiyor. Ben 2 aydır bunu balkonda tutuyorum. Benimki cam balkon. Bursa'da yaşıyorum ben. Ve o yüzden de hiçbir soğuktan vesaire etkilenmedi. Ama ayaz olmamalı. Ayazda yaprakları solmaya başlayabilir ve ilerleyen zamanda da çürür. O yüzden çok ayaz, soğuk ortama koymayacaksınız tabii ki. Ama Bursa'da kışlar çok soğuk geçmediği için de bence balkonda gayet güzel büyüyor diye düşünüyorum. Serinliği seven bir çiçeğimiz. Mesela içeride büyütüyorsanız da böyle soba, eğer kalorifer bunlar yanıyorsa o sıcaktan etkileniyor. Hemen yaprakları böyle büzüşmeye başlıyor ve çiçeklerini döküyor. Hatta şunu belirteyim. Biraz önce ben video çekerken, çekmeden önce daha doğrusu, yaprağın bir tanesi, pardon, çiçeğin bir tanesi düştü. Bakın elimde kaldı bunlar. Şurada da kenarda tomurcukları var. Yeni yeni tomurcuklar var, bir tane de şurada. Onlar da çiçek açıyor. Ben bir gün öncesinde, normalde balkondaydı, videoyu çekmek için mutfağa aldım. Balkonum müsait değildi şu an. Bir gün öncesinde buraya aldım. O anda da videoyu çekemediğim için mutfakta burada kaldı. Şimdi kalorifer de yanıyor. Ortamda bir sıcaklık, yemek de yaptığımız için bir sıcaklık olduğu için oradaki demek ki sıcaklıktan etkilendi. Bir gün öncesinde çiçeği gayet gürken hemen bir gün içerisinde böyle çiçeğini döktü. Yani sıcaklıktan fazlasıyla etkileniyor. O yüzden dışarıdaki serinliği seviyor. Üst kısma da fotoğrafını eklerim, bir gün öncesinde çektiğim fotoğrafı tarihiyle birlikte eklerim ki yine hani en azından çiçeği de görmüş olursunuz. Bir günde nasıl sıcaktan etkilendiğini görmüş olursunuz. Bunu belirteyim. Bol güneş alan, böyle aydınlık ortamı kesinlikle çok seviyor. Gölge ortamda da büyür ama mesela gölgede şuna dikkat edin. Eğer büyütenleriniz varsa gölgede gayet güzel dallar, yapraklar çıkarır, gür olur ama bir türlü pek çiçek açmaz. Bunun sebebi güneş görmediği içindir. Gölgede sağlıklı bir şekilde büyüse de çiçek açması için güneş alması gerekiyor. Çünkü güneşi çok seven bir çiçeğimizdir. Buna değineyim. Ayrıca eğer çiçek açmıyor diyorsanız da bir de üstlerden böyle kenarlardan budama yapın arkadaşlar. Budadıktan sonra yeni dallar, yapraklar çıkaracağı için tekrardan çiçek açmaya başlayabilir. Bunu söyledikten sonra suyu da çok sever. Bol suyu seven bir çiçeğimizdir. Yaz aylarında özellikle sulamaya dikkat edelim. En az bakın haftada 2 kere sulayın, 3 kere de sulayabilirsiniz. Saksının büyüklüğüne veya çiçeğin büyüklüğüne göre değişebilir bu arkadaşlar. Kesinlikle yaz aylarında, bir de havalar ısınmaya başlıyor artık, sulamaya dikkat edin lütfen. Bitki besinlerini ayrıca çok çok seviyor. Bol çiçek açması için, gür yapraklar çıkarması için bitki besinlerini de verin. Ayda 1-2 defa bitki besinleriyle sulayın ki güzel güzel çiçekler açsın. Buna da değindikten sonra söyleyeceklerim bu kadardı arkadaşlar. Bu şartlara dikkat edin. Kesinlikle bakımı çok kolay olan bir çiçek. Başka da hiçbir zorluğu yok. Benim söyleyeceklerim bu kadardı. Lütfen destek için kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.